Çikolata bohçaları, 4 adet yumurta, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 50 gram bitkisel margarin, 2 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı su. Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 50 gram bitkisel margarin, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti. Süslemek için çikolata sosu. Çikolata bohçalarıyla devam ediyoruz. Çikolata bohçaları hem böyle bir güzel muhallebisi olacak. Evet, değil mi? İçinde. Hem krepten bohça tabii yapacağız. Hı-hı. Hem de çikolata sosu olacak sanırım. Evet. Bu da güzel bir tarif. Çok güzel. Nasıl buldun bu tarifi de ya? Ben bunu yaparken kızım maşallah daha yaparken yiyor ama aslında... Kızını aratmam. Merak etme. Yaparken yerim. Krepten, muhallebiden yerim. Hiç problem değil. Ama şöyle bir şey var. Bazı şeyler hani böyle bir gün bekleyince daha da güzel olur böyle ya. Böyle bir şey mi? Evet. Bu bir gün beklerse çok daha güzel. Yani misafiriniz gelecek. Bir gün önceden yapın. Atın dolaba. Ertesi gün çıkarın, hazır sanki olsun. Sanki mesela böyle krep olduğu için o gün yemek gerekir gibi düşündüm ben. Ama de. Şimdi pişirirken göreceksiniz. Bir tarafı pişiyor, bir tarafı pişmiyor yapıştırabilmek için. Onun için böyle yapmak lazım. Değişik bir tarif. Hadi başlayalım. O zaman önce muhallebisinden başlayalım. Evet, başlayalım. Şöyle geçelim başına. Soğukken mi karıştıracaksın? Karıştım. Hepsini dökeceğiz şurada içine. Şurada çırpıcılarımız var. Neler rahat edersen. Hepsini dökeceğiz içine. Öyle mi altına açalım? Tamam. Nelerimiz var şimdi? Şöyle. 50 gram margarinimiz var. Tamam. Sütümüz. Sütümüzü ilave ediyoruz. Bu da farklı bir muhallebi tarifi gibi. Genelde böyle muhallebileri margarini sonradan ekliyorlar altını kapatırken. Ama o şimdi kavuracağımız zaman olduğu için. Bu daha farklı için. Olacak. Tabii. Şekerimizi koyuyorum. Ne ekledik? Pişimini sağlıyoruz. Sütünü ekledik, yağını ekledik. Evet. Başka ne koyduk? Un koyduk, nişasta koyduk, şekerimizi koyduk. Şimdi çırpıyoruz, pişecek. Piştikten sonra soğuyacak. Soğuyunca içine bir paket vanilya ve toz halinde krem şanti koyacağız. Hanım, toz halinde özellikle söylüyorum. Çünkü sütle karıştırıp koyan arkadaşlar oluyor bazen tarifleri alıp. Ondan sonra diyorlar ki olmadı ama hata orada. Ekstra bir süt yok yani. Toz halinde katıyoruz. Onun dolgunluğunu sağlayacak. Yağımız da içine inmeye başladı. Evet. Bütün malzemeleri aynı anda koyduk zaten. Karıştırıyoruz. Evet, topaklanmasına fırsat vermeden karıştırıyoruz. Altını kapattıktan sonra vanilyasını ve toz krem şantisini ekleyeceğiz. İlave edeceğiz. Sonra da krep yapacağız. Sırada krep olacak. Evet. Ben de krepi çok severim. Krep. Çok güzel. Tek başına böyle hamur işi çok sevdiğim için böyle bıt 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 yerim ondan böyle. Ay bayılıyorum o işlere. Hiç de belli olmuyor yediğiniz zaman. Oluyor, merak etme. Şimdi zayıfladım daha geçen sezonda belli oluyordu. Kaynasın muhallebimiz, ondan sonra vanilyasını ve toz krem şantisini ekleyip soğumayı bırakacağız. Ardından da krepe geçeceğiz. Artık kıvamı geldi. Bunları daha sonra ekliyoruz. Biraz soğuması lazım. Tabii, hemen tabii, o iç sıcaklığı bir çıksın. Ondan o zaman sonra arka ocağımızı alalım. Tamam. Biz de bu sırada krepimizi yapmaya geçeceğiz. Evet, başlayalım. Şurada soğutalım bunu. Evet, gelelim krebe. Krep de yapmak aslında biraz maharet istiyor sanki. Biraz bir kıvam tutturmak zor oluyor bazen. Ölçüleriniz tamamsa hiçbir sıkıntı yok bence. Tabii ki. O zaman başlayalım. Göster marifetlerini. Tamam. Nereden başlayalım? Altını hemen yakmayayım o zaman. Yok, yakmayayım. Birazcık kapatayım o zaman. Önce yakmayayım. Çırpalım. Tavamız ısınsın diye yaktım ama fazla olacak. Bunları ayırdık. Şimdi ne ekliyoruz? Şimdi yağımızı eritmek için şuna koyayım mı? Olur. Ya onu da şöyle daha küçük bir tava olabilir. Bak mutfağımı keşfettirse kendi başına şey yapıyor. Evim gibi. Tamam, hadi gel bunu da yapalım o zaman. Ne yapacağız? Yağ mı eritelim? Şunu önce eritelim. O zaman sıvı yağ kullanmıyoruz. Hayır. Katı yağ eritip kullanacaksın. Evet. Ben mesela hep sıvı yağ ile yapıyorum. Bu arada ben yumurtalarımı kırayım. Siz onu eritin. Tamam. Şöyle yapalım. Gene 50 gram kadar sanıyorum. Aynı denk gelecek. Bunu eritiriz. Neden katı yağ eritip kullanıyoruz? Farklı mı oluyor tadı? Ya da bu tarif için mi öyle geçerli? Bu tarif için öyle. Yani normal krepte nasıl sıvı yağ kullanırsak burada kullanmıyoruz. Bol yumurtamız var. Evet.
Orada bu eridi. Evet. Yavaş yavaş ekleyelim. Şimdi yavaş yavaş, çok yavaş ekliyoruz tamam. ki. Pişirmesin yumurtayı. Evet, yumurtayı pişirmesin diye. Omlete dönmeyelim diye. Bundan. Şöyle. Aha. Yavaş yavaş minik minik ekleyelim. Karıştırayım. Aha. Biraz bir yedirelim. Evet. Şimdi biraz farklı bir krep aslında tarifi oldu. İçine bu şekilde yağ koyunca. Süt koyduk mu? Hayır. Süt de koymuyoruz. Su koyduk. 1,5 su bardağı su. Hani bildiğiniz su. Bir krep yapayım, içine muhallebi koyayım. Hayır hayır, değil. Alakası yok. Ya bu önemli bir tarif. Hani o bildiğiniz için... tuzlu kreplerle alakalı bir krep değil yani. Farklı. Ve müdavim olunacağı bir krep. Gerçekten o kadar. Bunu da arkaya alabilirim. Harika. Bu arada içine bu sefer kakao da ekledik. Yani bildiğiniz beyaz krepten çok daha farklı bir yere gitti. Evet, şimdi unumu da unumu ekliyorum. Da ekleyeceğiz. Artık ben açayım biraz tavanın altını ısısın bence, değil mi? Olabilir. Sonra buz gibi tavaya koymayalım. Kabartma tozumu da ekliyorum üstüne. İyicen oldu. Şuradan bir kepçemizi çıkartalım. Bu yanımızda bir dursun. Bu arada bu muhallebimizin malzemelerini de ekleyelim. Çünkü biraz soğumuştur da. Çünkü böyle birlikte yapıştıracağız. Tabii anlık aynı olacak anda ya. Aynı anda olması lazım. Evet. Anlık onu olacak. Hemen öne doğru alayım. Bunu böyle şöyle getirelim. Şu kaba da alabiliriz istersen. Alalım mı? Daha tamam. Da rahat soğur. Şuradan bir spatula ile birlikte. Onun içine mi karıştıralım? Ne yapalım? Burada tabii mı karıştıralım? Tabii daha iyi olur. Tamam. Krem şanti de koyacağımız için içine. Kreplerimizi dökeceğiz. Evet. Hemen muhallebimizi içine koyacağız. Tamam. Bir bir yapıştıracağız. Tamam. Bu arada onun altı hala yanıyor. Vanilyamızın hepsini ekleyeyim mi? Fazla mı gelir? Bir vanilya, bir ekliyorum. Paket de toz şanti ekliyoruz. Evet. Toz krem şantimizi ekliyoruz ama bunları biraz soğuduktan sonra yapmamız gerekiyor. O yüzden beklettik. Evet. Bir de sana tabak çıkartayım. Yaptığımız krepleri. Tabii tabağımızda yapıştıralım. Yapıştıracağız. Şimdi biraz böyle aşamalı bir tatlı bu. Tabii. Sıralamayı iyi götürmek lazım. Bir yana krepleri atayım yapayım sonra muhallebi yapayım olmaz. Öyle bir şansınız yok, hayır. Öyle olan tarifler de var ama bu öyle değil. Evet, kreplerimizi. Yapıştı. Başlayabiliriz. Bunu mu sarpalım istersen? Tamam. Muhallebi bu tarafta kalsın. Muhallebimiz orada kalsın. Kepçen de burada. Haydi başlayalım. İlkinin şöyle günahı olmaz, öyle derler. Krep öyle olur tabii, yapışabilir. Bilemeyiz. Genelde öyle olur. İlki biraz yapışıyor. Ona yapacak bir şey yok. İlki aslında bir tavayı hazırlama süreci gibi de biraz oluyor. Spatulamızı hemen alalım. Şu işini görür mü? Görürüm inşallah. Göz göz oldu. Kız göz mü var bizde? Göz. Niye öyle oldu acaba? Göz göz oldu krebimiz. Şimdi bir dakika, böyle bir tarafını alıyoruz. Pişirmiyorsun. Döndürmüyorsun. Hayır, tek tek hemen bir kaşık mi alıyorum. Tamam. Kaşıkla. Şunu şuraya getireyim. Yaptıklarımızı bunda bekleyelim. Sonra servis tabağımıza alırız. Hemen anında içine koydum. Anında böyle yapıştırıyoruz. Yani bir tarafının pişmemesindeki zaten özellik o. Ha, ya öyle krep gibi ters yüz döndürmeyeceğiz. Hayır, hayır, hayır. İşte bu. Bu kadar. Onu istersen şu cam fırınkamızı alalım. Orada hemen dursun. Bu şekilde. Evet. Aa, çok değişik oldu. Hemen devam. Hemen ikincisi. Bu arada yapışmadı. Yapışmadı vallahi, ilkini heba etmedik. Çevirmediğimiz için. Tava mı güzel bilemiyorum artık. Tava da fena değil. Evet. Tava da iyidir. Ama tava çok önemli Pelin Hanım. Öyle değil mi? Bunun gerçekten öyle. Tavaları daha iyi oluyor. Arkadaşım tarif istedi bir gün. Ay yapamam falan dedi. Dedim ben sana yaparım. Gittim Allah'ım 3 tane yaptım yapışıyor. 5 tane yaptım yapışıyor. O zaman elinin lezzeti de olmuyordu. En sonunda gittim evden kendi tavamı kendime aldım geldim. Oh dedim tamam oldu. Şöyle gösterelim. Bütün hemen üstü göz göz oluyor. Evet. Ve döndürmüyorsunuz. Evet, bu kadar. Hızlıca evet, tekrar aynı işlemi birkaç tane daha yapalım. Şöyle tabağımız dolu dolu olsun. Anında sıcakken krebi içine muhallebi koyuyorsunuz ve böyle katlıyorsunuz. İşin sırrını öğrendiniz. Öğrendim. Evde yapacaksınız galiba işinizi. Tabii ki işinizi yapacağım. İşimi değil de çocuklarımı yapacağım. Çocuklar çok seviyor ama. Evet. Hemen göz göze oluyor. Çok hızlı pişiyor. Yani böyle bir 20-30 saniyede pişiyor. Tabii. Hemen alabilirsin. Diyorum ya kızım yaparken yiyor diye.
Bu şekilde yapalım o zaman. Tamam. Biraz daha böyle porsiyonlarımız şu alsın. Ondan sonra en son aşamada zaten çikolata sosunu hazırlayıp üzerine dökeceğiz. Bohçalarımız hazır efendim. Artık sunabiliriz. Ama sunmadan önce diyoruz ki biraz hani dolapta dinlenmesi iyi olur demiştik. Hemen muhallebisi kendini bırakmasın diye. O yüzden önce bunu dolaba atalım. Biraz dinlensin. Ondan sonra çıkardığımızda da güzel bir çikolata sosunu servis edeceğiz üstüne. Afiyet güzelce olsun. Güzelce sunum hazır olacak. Onu hemen alayım ben oradan. Şöyle dolabı kapağını açayım. Biraz dinlendirelim. Teşekkürler. Evet. Birazcık kendine gelsin. Dediğin gibi aslında bir gün önceden de hanımlar yaparsa tabii çok büyük rahatlık. Sadece soslama aşamasını son dakikaya bırakabilirler. Evet.